Bunlar çok oldu artık. Burada. Baba, babacığım. Odama girmiş, telefonumu çalmış. Hayır, çalmadım baba, yalan söylüyor. Arkadaşımı arayacaktım. Benimki bozuldu da onun için. Çaldın işte, çaldın. Hırsız. Bir de yere attı, hırsız. Hırsızsın işte. Hırsız. Selim model düşük, telefonuna kalmadım, tamam mı? Emre. Hem ağzını toplasan iyi olur. Baban olmasa gösterirdim sana. O senin kardeşin. Kardeşine hırsız diyemezsin. Kardeşim falan değil. O Cemil amcanın kızı. Sen de benim annemsin. Emre, çabuk özür dile. Cemil amcan değil, baban senin. Biz evleneli 2 yıl oldu. O günden itibaren benim kocam senin de baban. Elif de kardeşin. Benim babam öldü, tamam mı? Öldü. Baban değilse o zaman çık git bu evden. İstemiyoruz sizi. Kızım. Madem bizi istemiyorsun, o zaman niye burada duruyorsun? Gidin bu kesin evden. Kesin sizsiniz, kesin. Sen çık git, siz gidin. Ama baba, Emre ile annesi gelmeden biz çok mutluyduk. Asıl biz mutluyduk. Asıl biz. Hayatımız kabusa döndü sizin yüzünüzden. Kesin sizsiniz, kesin. Hadi odalarınıza. Bu evde kavga istemiyorum artık. Ama baba. Elif, sus. Anne. Emre, hadi odana. Ne yapacağız biz bunlarla? Alo, o iş tamam, hazır ol. Sakın bir salaklık yapayım deme. Dediğim gibi, para meselesini sonra konuşacağız. Elif bana hiç anne demedi. Emre de hala sana baba deniyor. Birbirlerine düşman gibi bakıyorlar. Ne yapacağız bu çocukları? Hı. Yıllar önce rahmetli babamın bana ve kardeşime yaptığını yapacağım. Anlamadım. Onlara iyi bir dersle kardeşliği öğreteceğim. Tamam, bekle. Geliyorlar şimdi. Emre! Oğlum! Dur bir dakika, dur. Bekle beni. Dur dedim, dur, dur, dur. Dur bakalım, bekle beni. Ya servis geldi, bırak gel. Beni, bırak. Gel kızım, gel. Tamam be. Şimdi beni iyi dinleyin. Bugün okula birlikte yürüyerek gideceksiniz. Nasıl ya? Ama baba geç kalırız. Geç kalmazsınız. Hızlı giderseniz yetişirsiniz. Niye servisle gitmiyoruz peki? Halis efendi. Buyurun efendim. Hazırladın mı? Emrettiğinizdir, hazırdır efendim. Getir. Baş üstüne efendim. Erdinç, gönder servisi. Tamam kardeş, sen devam et. Çocuklar gelmiyor. Koy şuraya. Buyurun efendim. İçinde ne var? Fazla soruyor. Bir ucundan sen, bir ucundan sen tutup okula götüreceksiniz. Ne, biz mi götüreceğiz? Evet küçük bey. Siz götüreceksiniz. Okul için bazı malzemeler aldım. Bunu müdüre teslim edeceksiniz. Baba ya, biz götüremeyiz ki bunu. Bize ne, başkası götürsün. Bak bak, itiraz istemiyorum. Götüreceksiniz dediysem götüreceksiniz. Ben götürmem. Nasıl götürmezmişsin? Başkası götürsün, sen götür. Götürmem ben. Hadi ikiniz birer ucundan tutup okula götüreceksiniz. Durmayın, hadi tutun şunu. Ama geç kaldırım. Hadi çabuk olun, kaldırın götürün. Size söylüyorum, duymadınız mı? Hadi bakayım. Ya biraz kaldırsana, hepsini ben taşıyorum. İşte bile senin yüzünden çok yoruldum. Piyango vurdu lan sana. Hazır ol. Planı değiştiriyoruz. Tamam. Hafta sonunu beklemeye gerek kalmadı. Av kucağına geliyor. Arayacağım birazdan. Okula da geç kalmayın ha. Ama sırtımda çanta var. Hadi durmak yok. Yola devam. Ya düzgün tutsana ya. Ya baba, taksiyle gitsek. Hadi. Anlamıyorum.
de ceza veriyor baba. Yaptığın doğru mu? Tamam, babam böyle bir şey yapmış da. Yani aynı devirdiniz. Bana saçma geldi vallahi. Saçma olsa da götürecekler Gülşen Hanım. Fabrikaya mı efendim? Evet. Hadi fabrikada toplantımız var, oyalanmayalım. Asıl ben taşımıyorum. Senin babana paketi. Tamam ya, tamam. Geç kalacağız. Tut da götürelim. Tamam tamam. Ben çocukları buldum. Harçlıklarımızı birleştirip taksiyle mi götürsek? Bana de 5 kuruş vermem. İyi, taşıyalım o zaman. Okulda geç kalalım. Yoruldum. Bende de bu kadar. Hani taksi nerede? Hiç taksi yok. Of, geç kaldık ya. Hadi gidelim. Merhaba çocuklar. Yardıma ihtiyacınız var galiba. Şu paketi okula götüreceğiz de taksi arıyoruz. Buralarda taksi pek olmaz. İsterseniz götüreyim sizi. Tamam abi. Ben onu bagaja koyayım. Gitmeyelim, tanımıyoruz bu adamı. Sen karışma be. Bırak paketimizi, gelmeyeceğiz biz. Korkmayın çocuklar, sadece iyilik yapmak istiyorum. Hayır, gelmeyeceğiz. Sen karışma ya. Tanımıyoruz ama, yabancı. Binemeyiz. Sen çok biliyorsun. Bineceğiz işte. Ya Emre, hadi. Yabancı. Arabalıkların binilmez. Sen karışma. Bineceğiz dedim, bineceğiz. Binmeyeceğiz işte. Bineceğiz. Hadi gidelim. Aferin çocuklar. Tanımadığınız birinin arabasına binilmez tabii. Aferin. Ama benim sizi illa götürmem lazım. Anlatabildim mi? Bırak gel, kardeşim. Gel. Ne yapıyorsun? Gel buraya. Bırak. Gel buraya. Bırak kardeşimi. Gel. Bırak gelim sana, hayvan herif. Düşman! Düşman! Anne, Emre ile Elif'i kaçırıyorlar. Çocukları kaçırıyorlar. İmdat! Polis! İmdat! Allah belanızı versin. Çocukları kaçırdılar, yetişin komşular. Fazla abini izliyorlardı. Ne oldu abla? Çocukları kaçırdılar. Ne? Çocukları mı? Cemil abinin çocukları. Cemil Bey'in çocuklarıymış hem de. Ne? Cemil Bey'in mi? Cemil Bey'in çocuklarıymış. Alo. Açsaydın Erdinç. Araba kullanırken açamam efendim. Bravo Erdinç. Bravo. Efendim. Buyurun. Efendim? Ne? Emin misiniz memur bey? Kimliğini mi düşürmüş? Tamam. Tamam memur. Erdinç. Buyurun efendim. Emniyete gidiyoruz. Hayırdır Cemil Bey? Çocuklar. Thank you.
Uyandınız mı lan veletler? Günaydın. Korkmayın, size zarar vermeyeceğim. Alo. Sıkıntı yok, merak etme. Sen kelek atma da. Tamam tamam. Kes gevezeli. Dediğim gibi, doğru yazlı. Aman ha, dikkat et. Kimseye görünme. Bir süre kıvrandıralım bakalım Cemil Bey'imizi. O pislik hak etti bunu. Senelerdir şoförlüğünü yapıyorum. Kendisi çuvalla kazanıyor, bize kaşıkla. Cimri herif. Ha, para meselesine gelince. Tam 2 milyon isteyeceksin. 1 milyonu senin, 1 milyonu benim. Tamam mı lan? Tamam. Tamam, anladık. Allah Allah. İyi derdin. Ya kelek atarsam sana? Dediğimi yap sen sadece. Bırak zevzekliği. Çocukları götürüp yazlığa atıyorsun. Yarın sabah da Cemil'i ankesörlü telefondan arıyorsun. Dediğim gibi konuş. Ne bir kelime fazla, ne bir kelime az. Anladın değil mi? İyi be. Tamam. Daha hiçbir şey belli değil. Bir şey yazmayın lütfen. Yazmayın. Yazıp da ne yapacaksınız? Bizi kaçırdılar mı? Lütfen. Kimden şüpheleniyorsunuz? Yazmayın. Kim kaçırır Cemil? Ne istiyorlar çocuklarımızdan? Ben nereden bileyim Gülşen? Bunu onları Cemil. Belli ki rehin aldın. Belki çocuklar için para isteyecekler. Polis bulacak Gülşen. Sakin ol lütfen. Ne isterlerse verelim Cemil. Oğluma bir şey olursa. Elif'e. Allah'ım yaşayamam ben. Endişe etme, bir şey olmayacak. Hepsi senin yüzünden. Buyurun efendim. Senin yüzünden, hepsi senin yüzünden. Çocukları cezalandırdın, şimdi iyi mi oldu ha? Hadi Erdinç, sür de eve. Tamam, gidin. Hemen gidiyoruz efendim. Neyren Hanım. Nasıl oldu bu Neyren Hanım? İçeri buyursaydınız. Yok sağ olun. Gözümüzün önünde oldu. Beyaz bir araba. Kötü bir adammış. Çocuk görmüş kaçırırlarken. Allah muhafaza, bir kötülükleri dokunmasa bari çocuklara. Aç şu telefonu. Ya neredesin? Allah'ın cezası. Üzülmeyin Cemil Bey.
Allah'ın izniyle kurtulacaklar. İnşallah Halis efendi. İnşallah. İnşallah. Onlara sadece küçük bir ders vermek istemiştim. Ah, böyle olacağını bilseydim. Kaderde ne varsa olur. Siz dua edin. Kurtulacak çocuklar inşallah. Amin. Telefonu kaçtı. Bilmiyorum. Kim arıyor? Erdinç diye biri. Açsana. Alo, Oray. Neredesin şimdi? Çocuklar yanında değil mi? Vardınız mı yazla? Alo, Oray. Cevap versene. Bu Erdinç abi. Bizim Olmaz şoför. Yap. Onun sesi. Konuşsana lan. Niye konuşmuyorsun lan? Oray. Alo. Erdinç abiymiş. Neden kapattın? Konuşsaydın ya. Erdinç abi bizi kaçırtmış. Anlamıyor musun? Of! Şu iş bir bitsin. Telefon kapatmak neymiş gösteririm ben sana. Adi herif. Niye açmıyorsun ha? Niye? Ulan sakın bir yamuk yapayım deme bana. Git canını alırım, canını. Hatırladım tabii. Polisin numarası 155. Tabii ya, 155. Çekiyor mu? Çekmiyor, hat yok. Ne yapacağız? Hat çeken yere gelene kadar bekleyeceğiz. İyi de nasıl gideceğiz? Çalıştırabilir miyiz? Uğraşalım. Ya
Çalışmıyor, bozulmuş galiba. Ya da mazotu bitmiş. Kim kurtaracak bizi? Ya ne bileyim ya, ne bileyim ya, ne bileyim. Oraya ulaşsak kurtuluruz. Karayola ulaşmamız lazım. Nasıl gideceğiz? Öleceğiz burada, ölmeyelim. Şehri alt üst ettik. Yok. Eğer çocuklarıma bir şey olursa iki elim yakanda. Unutma. Sakin ol. Bulacağız hayatım. Bir motor tutalım. Belki adalara kaçırmışlardır çocukları. Polis her yere bakıyor. Biz de bakalım. Ölürüm Cemil. Vallahi ben ölürüm. Bir şey olmaz hayatım. Bari polisi arasana ne olur. Bir dakika önce aradım ya. Bırakalım da adamlar işlerini yapsın. Hem bulunca bize haber verir. Ne olur. Onları getir Cemil. Ne olur getir. Getir. Başka çaremiz yok. Üşüyorum. Hanım evladı, sanki sen üşümüyorsun. Peki peki, ben de üşüyorum. Sır sırta verelim de ısınalım biraz. İyi geldi. Tepeye çıkarsak orada çeker. İyi de nasıl gideceğiz? Suya daldırsana.
karışma bana. Sen çıkıyorsun da. Bırak, elinin hamuruyla erkek işine karışma. Ben yaparım, çekil şurada. Sen işine baksana. Bana karışma, tamam mı? Sen yapamıyorsun, onu söyleyeyim. Sana da kalırsa bu ıssız yerde öleceğiz. Göster erkek değil de karaya ulaşalım. Hadi az kaldı. İşte kara. Denizde ölmeden kurtulduk. Telefon et, kurtarsınlar bizi. Çekiyor mu? Yine çekmiyor. Hala çekmiyor. Adada çeker herhalde. Birkaç metre kaldı. Hadi çıkalım adaya. Olmaz. Ben korkarım. Burada kalsam? Sen bilirsin. Bak, su buruma kadar geliyor. Ölüyle mi kalacaksın? Ben de geliyorum. Ay. Dur, beni bekle. Tepeye çıkacağım, telefon edeceğim. Beni bekle. Hadi çabuk. Çekiyor. Hadi arasana polisi. Of ya. Ne oldu? Şarj bitti. Ne yapacağız şimdi biz? Of ya. Nasıl kurtulacağız? Öleceğiz burada. Yemin ediyorum öleceğiz. Kimseye ulaşamayacağız. Ölümümüzü bulacaklar. Nereye gitti ya? Bilmem, dalga da yok. Nasıl kaybolur? Adada kaldık ya. Senin yüzünden hep. Ben tepeye çıkıp gelecektim. Sen niye ayrıldın motorun yanından? Motorun içinde ceset vardı. Ne yapayım, korktum. Ya akşam oluyor ya. Gece burada kalamam ben. Gidelim. Kesme sesini, kes. Bütün bunlar senin yüzünden başıma geldi.
Yok ya, asıl senin yüzüne inatçı keçi. Kurnaz tilki. İnatçı, inatçı keçi. Konuşma benimle, konuşma. Nereye gidersen git, umrumda sanki. Adada biri var. Ölü adam. Ölü adam mı? Dirilmiştir belki. Saçmalama. Ölmüştü o. Kas katıydı, buz gibiydi. Öldü o, öldü. Belki ölü adam şu anda bizi takip ediyor. Yine saçmalıyorsun. Ölü adam takip eder mi hiç? Şurada bir şey gördüm sanki. Dur bakayım. Ayı! Anneciğim! Korkma be. Ayın ne işi olacak küçücük adada? Burada ayı olmaz. Bak gördün mü? Sadece bir kaplumbağa. Salaksın sen, tamam mı? Salak. Gece oldu. Hala haber yok. Allah'ım neredeler? Neredeler? Yavrum, çocuklarım. Neredesiniz? Fidye için kaçırdıklarını düşünüyorum ama kimse de aramadı. Ya organ mafyası falan kaçırdıysa? Allah'ım. Allah'ım. Aklına kötü şeyler getirme. Merak etme, polis bulacaktır çocuklarımızı. Nasıl bulacak? Nasıl? Neredeler? Nasıllar? Hiçbir şey bilmiyoruz. Nerede oğlum? Elif nerede? Söylesene. Tamam bir tane. Tamam Gülşen. Yapma böyle. Telefonda köpek. Eğer bana bir yamuk yaptıysan alnının ortasından mıhlarım seni. Faik abi. Abi orayı gördün mü? Sizin o taraflara gelecekti. Görmedin mi? Allah Allah. Nereye gider bu adam? Nereye? Birbirimize kızmak yok. Ben sana hiç kızmayacağım. Hiç korkma, madem öyle ben varım. Peki geceyi nerede geçireceğiz? Burada. Yarın sabah da bizi kurtarmaya gelirler. Nasıl? İnşallah. Hadi sen uyu, ben varım.
yapıyorsun öyle? Filmlerde gördüm, böyle ateş yakıyorlardı. Öyle ateş yanar mı? Çakmakta kibrit de yanar. Nereden bulacağız onları? Ateş ne olacak peki? Ateş ne olacak? Yakarız, duman çıkartırız. Dumanı görürlerse buraya gelirler, bizi kurtarırlar. Sahi mi? Hemen yak o zaman. Ya, yak demesi kolay tabii. Ver bana, ben yakayım. Nasıl oluyor bu? Böyle mi? Ya bırak şunları, olmuyor işte ya. Emre, odaya dolaşalım, belki çakmak buluruz. Gökten çakmak atmışlardır belki adaya. Allah Allah. Tamam tamam. Ben çok acıktım. Hadi gidelim. Nereye? Belki yiyecek bir şeyler buluruz. Bulur muyuz sahiden? Gökten ekmek atmışlardır belki. Alay etme benimle. Yine ne var? Bak, biri var odada. Ha, o mu? Onu ben yaptım. Bak, gördün mü? Adada kimse yok. Hadi yiyecek bir şeyler bulalım. Su bulalım. Çok acıktım ben. Balıkların yatağına ulaşmak üzereyim. Orada. Hadi. Ha, bak orada. Arkamda. Hadi. Açlıktan bayacağım, ne beceriksizsin. İnsan eli bu kızım. Balık adil. Uğraşıyoruz işte. Bilseydim olta takımımı da getirirdim. Laf edeceğine balık tut. Ah, tüh. Elimin arasından kaçtı. Hadi Emre. Sipariş verdim hanımefendi. Levrek mi istersin, somon mu? Hamsiyi bile razıyım. Çok acıktım. Balık balık diyordun. Biraz yılana benziyor ama açlığımızı yatıştırır. İğrenç. Ölsem yemem. Midye. Bol bol midye çıkarttım. Ay, yemem ben. Ama her yerde yiyorlar. Dolmasını yapıyorlar. O zaman sen yesene. Tamam. Bak. O ormana ben bir daha gitmem. Ormana gitmeyeceğiz ki. Şuraya gidelim. Belgeselde seyretmiştim. Bitki kökü yiyerek ölmekten kurtulabiliriz. Zehirlisine rastlarsan tahtalı köyü boylarsın. Bu nasıl? Yenir mi? Ver bakayım. Yenmez. Nereden biliyorsun? Yenmez işte. Çünkü ben hiç böyle bir şey görmedim. Yine ne oldu?
Buradan bir şey geçti. O mu? Tavşan. Tavşan mı? Emre. Dur. Emre. Emre bir şey oldu mu? Dur, bir yere kaçamazsın. Gördün mü? Bak yakaladım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yiyeceğiz. Ama çok tatlı. O zaman açlıktan ölürüz. Çiğ çiğ mi yiyeceğiz? Ben yerim. Ay, iğrenç. Ne yapıyorsun? Öldüreceğim. Hayır, yapma. Katil. Öldüreceğimi mi sandın? Hadi güle güle. Ne yapacağız şimdi? Ben de açlıktan ölüyorum. Volkanik bir ada burası. Yiyecek bir şey bulmamız çok güç. Bir belgeselde izlemiştim. Önce yiyecek bir şeyler bulmamız lazım. Emre bak. Tamam, önce ben yiyeyim. Hayır, ben yiyeceğim. Toplu. Tadı da güzelmiş değil mi? Evet, çok güzelmiş. Söylemedim. Niye bağladı Emre? Bilmiyorum.
Hadi yiyin. Yiyin. Al. Bu senin. Bu da senin. Yiyin. Çok tatlı. Karga eti. Karga. Hadi. Yesenize. Kimsin sen? Bizi niye bağladın? Sizler benim kölemsiniz. Köle mi ama? Karşılık verme! Sus! Babam sana çok para verir. Ne olur bizi evimize götür. Evet, çok para alırsın. Zengin olursun. Ne olur bizi evimize götür. Benim param çok. Bu ada benim. Buradaki her şey benim. Benim adım Robinson Crusoe. York şehrindenim. Gemim kaza yaptı. Ben de bir direğe tutundum, bu adaya çıktım. Senelerdir bu adada yaşıyorum. Bunları yazmalıyım. Bu adam deli. Hem de sırrı deli. Sizi de yazacağım. Bu adam sırrı deli. Bu adam deli. Şimdi bütün olanları yazacağım. Günlük tutuyorum. Evet. Sizi de yazacağım. Ama size bir at vermem lazım. Çünkü vahşisiniz. Adınız yok sizin. Benim adım Emre. Kardeşimin de Elif. Vahşi sus, konuşma! Konuşma! Sen yamyam bir kabiledensin. Sen de zırlama! Sus vahşi! Evet. Evet. Sizlere isim vermeliyim. Buldum! 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 Senin adın Cuma. Senin adın da Cuma. İkinize de Cuma diyeceğim. İkiniz de benim kölemsiniz. Ve bundan böyle bana efendi diyeceksiniz. Çünkü ben sizin efendiniz Robinson Crusoe'yum. İngiliz kraliyet ailesinin soylu bir mensubuyum. Robinson Crusoe'yum. Nereye gidiyoruz efendim? Emniyete. Emniyet mi? Çocuklarımı kaçıran adamı yakalamış polis. Yakalamış mı? Salak Oray. Yakalandın mı yoksa? Bir şey mi dedin Erdinç? Yok şey, hiçbir şey demedim Cemil Bey. Sen bekle. Peki Cemil Bey. Buyurun Cemil Bey. Komiser Bey sizi bekliyor. Tamam Halis. Yoksa orayı her şeyi anlattı mı? Ya benim adımı söylediyse? Ne yapacağım şimdi ben? Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Beyefendi. He? Ne oldu memur bey? Sizi içeriden çağırıyorlar. Beni mi çağırıyorlar? Eğer yaptıysa cezasını da çeksin. Komiserim getirdim.
çocukları kaçıran kimmiş? Biz de onu merak ediyorduk Erdinç. Oray mı söyledi? İftira komiserim, iftira. Çocukları kendisi kaçırdı. Benim hiçbir suçum günahım yok. Oray da kim? Siz orayı yakalamadınız mı? Yok. Halis Efendi senden kuşkulandığını söyledi komisere. Seni sorguya alacaklardı ama. Gerek kalmadı. Senin yaptığın ortada. Alın şunu içeri. Komiserim ben yapmadım. Benim suçum yok komiserim. Götürün. Buyurun. Bütün plan orayındı. Lütfen. Benim suçum yok komiserim. Ben bir şey yapmadım. Ben suçsuzum. Lütfen beyefendi. Komiserim bütün plan lütfen. Orayındı. Vay, ben vay, suçsuzum vay. Komiserim. Şerefsiz. 15 yıldır da yanımızda çalışıyor. Biz neler gördük bunun gibi? Bunlar ne ki? Hadi bakalım gidiyoruz. Gel bakalım. Gidiyoruz. Biliyordum şaka yaptın değil mi? Bizi evimize götüreceksin değil mi? Bana efendi diyeceksin. Ben sizin efendinizim. Tamam mı? Gel bakalım. Ben sizin efendinizim. Bana efendi diyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Tamam. Hadi gidiyoruz. Al keçi. Sana diyorum. Al. Gidiyoruz. Çabuk olun, yürüyün. Memur bey. Memur bey, daha ne kadar uzayacak bu iş? Çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Bitmek üzeredir hanımefendi. Komiser Serdar onu öttürmeden bırakmaz. Cemil gidip bakalım. Böyle beklemekle olmaz. Sakin ol hayatım. Ama... Ana yürüye işte. Durduramayız. Ama çocukları kaçıran bulundu mu memur ben bey? Ben bir açıklama yapamam. Komisere sorarsın. Konuştu mu komiserim? Çocuklar neredeymiş? Çok zorladık, sıkıştırdık. Ama bilmediğini söylüyor. Nasıl bilmez komiserim? Müsaade edin. Ne olur ben bir çıkıp konuşayım. Sakin ol. Sorgulamak bizim işimiz. Şoförünüzün yalan söylemediğini düşünüyoruz. Gerçekten şu anda nerede olduğunu bilmiyor. Komiserim. Lütfen hanımefendi. Sadece Oray denen bir adam var. Onunla Dalyan tarafına göndermiş. Motorlu bir kayıkla. Ama sonra onlardan hiçbir haber alamamış. Söylediği o en azından. Yani sizin anlayacağınız Oray denen adam ona da oynanıyormuş. Peki ama komiserim, o adam çocuklarımdan ne istiyor? Fidye için kaçırdıysan niye aramıyor? Vakit kazanmaya çalışıyor olabilir. Henüz kimse bir şey bilmiyor. Ayrıca denizi ve bütün sahilleri araştırdık. Bahsettiği motorlu kayıktan iz yok. Cemil, ne olur çocuklarımızı bul. Ne olur. Daha hızlı, daha hızlı diyorum barbarlar. Akşama kadar burası bitecek. Çalışın barbarlar, çalışın vahşi barbarlar. Aptal köleler daha hızlı. Akşama kadar bu tarlanın bitmesi lazım. Hadi, hadi, hadi çalışın köleler. Daha hızlı, daha hızlı miskin tembel vahşiler. Daha hızlı, daha hızlı. Çalışın vahşi barbarlar. Aptal köleler daha hızlı, daha hızlı. Öf! Yeter ya! Koskoca tarlayı sürdü. Hayvan mıyız biz? Cuma! Cuma! Çalış! Çalış!
Çalış. Çalış dedim sana. Kardeşime dokunma. İsyan ha? Cuma efendisine isyan ediyor öyle mi? Beyaz insanın kölesi, bir maymundan farkı olmayan siyahi bir zenci köle efendisine isyan ediyor öyle mi? Ben ki York şehrinden soylu bir İngiliz ailenin mensubuyum. Robinson Crusoe'yum. Ve sen vahşi siyahi köye derhal önümde diş çök ve efendinden özür dile. Kardeşime dokunma. Onun yerine ben çalışırım. Vay 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 vay. Fedakar barbar. Vahşilerde insani alametler. Önce efendi diyeceksin. Efendim. Efendim değil. Efendi. Efendi. Evet. Efendi. 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 Evet. Seni bağışlıyorum. Çalış o zaman. Fedakar vahşi. Çalış o zaman. Fedakar barbar. Hadi daha hızlı. Daha hızlı tembel köle. Hadi. Daha hızlı vahşi. Tembel. Hadi barbar. Hadi. Daha hızlı. Hadi daha hızlı tembel köle. Vahşi köle daha hızlı. Ya bırak onu deli bırak. Ne dedin sen efendine? Sen delisin. Delisin işte. İngiliz sömürge yasalarına göre idamla yargılanacaksınız. İdam edileceksiniz vahşi köleler. Ama ben... Kraliyet komiseri olarak cezanızı affediyorum. Efendinizin emrine uymadığınız için size katıksız yemek cezası veriyorum. Size su bile yok. Hadi çalışın aptal köleler. Çalışın barbarlar. Daha hızlı. Timi yemek. Öyle değil mi? Hadi ısır. Isır, ısır. Size insan etinin yenmeyeceğini öğreteceğim. Size medeniyeti öğreteceğim. Çalışmayı ve beyaz efendinize itaat etmeyi öğreteceğim. Efendinize isyanın cezası. Ha 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 ha!
20 Eylül 1660 Salı. 20 yıl oldu. Gemi kazası olup bu adaya düşeli 20 yıl geçti. Bugün esir aldığım Cuma adlı kölelerimi cezalandırıyorum. Kölelerim efendilerine karşı gelmelerinin cezasını çekiyor dışarıda. Yağmur yağıyor. Onlara acımıyorum. Çünkü önce efendilerine saygıyı öğrenmeliler. Onlara İngiliz nezaketini, Avrupa medeniyetini öğreteceğim. Baba, babacığım. Elif, ağlama. Kurtaracağım seni buradan. Nasıl kurtaracaksın? Halimize baksana. Elif, özür dilerim. Neden? Sana kızdığım, bağırdığım için. Ben de özür dilerim. Buradan kurtulacağız, tamam mı? Bu adadan kaçacağız. Olmalısınız. Yarın taş taşıyacaksınız. Yiyin hadi. Size dedim köleler. Hadi yiyin, yiyin. Yiyin, yiyin. Vahşiler, şu barbarlara bak. Yemek yemesini dahi bilmiyorlar. Tıkının. Tıkının. Tıkının vahşiler. Çocuklar şimdi hangi adadadır? Bilmiyoruz hayatım. Araştırıyorlar. Akdeniz'de kaç ada var? İnternetten araştırdım. Fazla değil. 20 kadar var yok. Merak etme. Bulacaklar onları. Ya başlarına bir şey geldiyse? Gülşen. Aklına kötü şeyler getirme. Dua edelim çocuklarım sağ salim gelsin. Allah'ım sen çocuklarımı koru yarabbim. Çalışın. İş yapın. Al şunu. Sana diyorum. Al şu taşı çabuk. Çabuk ol çuva. Çalışın tembel köleler. Çalışın. Getir. Şuraya koy onu. Hadi, hadi. Hayır, hayır, oraya değil. Şuraya konacak. Şuraya. Evet, evet. Sen, Cuma. Oraya. Evet, evet, oraya. Hayır, hayır, oraya değil. Buraya. Tamam, tamam. Şimdi gelin. Gelin benimle. Çabuk, acele edin. Hadi, hadi. Şunu, şunu istiyorum. Hadi, kaldırın şunu. Kaldırın şunu. Hadi, tembel köleler çalışın. Çalışın. Hadi, kıpırdayın biraz. Elif, iyi misin? Kalk yerinden köle! Çalış! Çalış! İngiltere kraliçesi adına! Majestelerinin emridir! Kraliçe adına emrediyorum! Ben Robinson Crusoe! Derhal ayağa kalk ve çalış! Bu bir emirdir! Yeter! Bırak kardeşim, manyak! Ben senin sahibinim! Bana isyan mı ediyorsun? Seni cezalandırırım, köle!
Korsan onlar. Sizi yerler korsanlar. Korsan, korsan onlar. Hadi gel. Şuraya saklanın. Hadi saklan. Sizi yakalarlarsa çatır çatır yerler. İmdat! Saklan! İmdat! Saklan! Yapmayın köleler. Buradayız ya. Saklanın. Sessiz olun. Sessiz olun. Onlar korsan. Kurtarın bizi yerler. İmdat! Durun! Gitmeyin! Korsanlar! Seni öldürecekler! Gitmeyin! Buradayız! Gitmeyin! Gitmeyin! Buradayız! Kurtarın bizi! Gitmeyin! Buradayız! Nereye gidiyorsunuz ey? Buradayız! Gitmeyin! Durun! Dur! Gittiler. Buraya gel. Dur. Korsan onlar. Sizi yakalarlarsa öldürecekler. Sus. Korsan onlar. Seni yakalarlarsa yiyecekler. Çabuk gel buraya. Gel. Bırak hadi beni. Gel buraya. Aptal vahşi. Çekme. Onlar korsan. Yakalarlarsa seni öldürürler. Çekme. Aptal köleler. Aptal vahşi onlar korsan. Çekme. Yürü. Yakalarlarsa sizi yerler. Gel buraya. Hadi, hadi. Çalışın. Çalışın. Çalışın aptal köleler. Gel buraya. Şunu, şunu istiyorum ben. Tutun. Hadi, efendiniz emrediyor. İş yapın. Giremeyecekler. Adama elimden alamayacaklar. Korsanlar. Onları adama sokmayacağım. Asla. Asla. Sokmayacağım. Bu ada benim. Elif, tekneyi buldum. Sahilde ağaçların arasına saklamış. Orada duruyor. Buradan kurtulacağız. Bak, yere düşürmüş. Onu belli etmeden al. Nasıl? Korkma. Yavaş yavaş yaklaş. Geliyor. Burası beyaz bölge. Vahşiler giremez. Burası benim bölgem. İngiltere Kraliyet sınırları buradan başlıyor. Hadi çabuk. Hadi, hadi, alabilirsin. Tamam oldu, şimdi bana ver.
korsanlar. İçine saklamış manyak adam. Bizi bu adada öldürmek için elden geleni yapıyor. Bu gece kurtuluyoruz. Ya eğer gördüysen? Gözümle gördüm. O sandal bozulmamış mıydı? Bir metre bile gidemeyiz. Kürekler var. Yine küreklere asılırız. Öyle. Yeter ki Delin Adası'ndan bir an önce kurtulalım. Bak motor orada. Hemen gidelim kurtulalım. İnşallah evimize kavuşacağız. Demek kaçıyordunuz vahşi köleler. Bırak beni. Aptal bırak. Vahşiler. Barbarlar. Bıraksana. Efendisinden kaçan kölenin cezasına çarptırılacaksınız. Bırak. Sizi İngiltere bırak. Kraliyet yasalarına göre aç ve susuz bırak bırakacağım. Beni. Yürüyün hadi. Yürüyün bakalım. Son Crusoe konuşuyor. Bu ada benim. Siz de benim kölemsiniz. Bunu kimse değiştiremeyecek. Bu ada benim. Ben efendim. Efendi. Hepiniz hainsiniz. Hepiniz vahşisiniz. Alçaklar! Alçaklar! Rahat bırakın beni! Hainler! Gidin! Hayır! Hayır istemiyorum! Ben istemiyorum dünyanızı! İstemiyorum! Siz ben insan değilsiniz! Baba, İnsan değilsiniz! Siz alçaksınız! Çekilin yanımdan. Gidin, gidin. Kurtar beni. Baba. Ben Robinson'um. Baba. Gidin buradan. Gidin. Telefonu kapatsam abi. Polis arayabilir de. Tamam abi, haberdar ederim. Niye bulamıyorlar?
Nasıl polis bunlar ya, nasıl? Yerin dibine girmediler ya. Niye bulamıyorlar? Sakin ol hayatım. Sabret. Gülşen. Robinson, aç gözünü. Aç gözünü, aç. Çöz bizi. Anahtar yanında mı? Cebindedir. Yanına gidelim, yardım edelim. Jeremy. Niye yardım edelim ki, bırakalım. Bize çok kötü davrandı. Odile aklı başında olsa yapar mıydı? Şimdi ne yapacağız? Ona yardım etmek için buradan kurtulacağız. Nasıl? Allah'ım inşallah. Efendim komiserim. Evet komiserim. Duman mı görülmüş? Tamam, geliyoruz komiserim. Gülşen. Hadi, gidiyoruz. Vurdular mı? Komiser aradı. Adada duman görmüşler. Bu bir işaret olabilir. Bizimkiler yaktı belki. Hadi. Robinson, iç. Ceren'im. Kızım. Aklı başına geliyor galiba. Sevgilim. Çiçek yasak çocuklar. Robinson. Bak yine geldik. Hadi açsana gözlerini. Müsaade eder misiniz çocuklar? Buyurun doktor bey. Cennetim. Kızım. Onun kim olduğunu biliyor musunuz? Yok. Dikkatli baksanıza. Tanımadınız mı? Sanki ben bir yerden hatırlar gibiyim ama nerede? O bir zamanlar ünlü bir tiyatro oyuncusuydu. Ben de sahnede izlemiştim bir kez. Hatırlamadınız mı? Ergun Çiçekli. Öyle mi? Peki ne olmuş böyle? Büyük bir felaket yaşadı. Evinde yangın çıktı. İki çocuğu ve karısı yangında öldü. Bu felaket sonrasında aklını kaybetti. Kayıplara karıştı. Bir daha da görünmedi. Belki 20 yıldır kayıp. Demek adada yaşıyormuş. Robinson gibi. Robinson gibi değildi. Robinson Crusoe'ydu. Öyle değil mi? Peki durumu nasıl? İyileşecek mi? Haftaya taburcu olur. Beden sağlığına kavuşacak ama akıl sağlığı meçhul. Çık önümden. Sen çık, kör oldun galiba. Sensin o. Gözlük tak istiyorsun. Boyun
yere kalkışalım. Yine mi? Bak, kim iyiymiş görelim. Hadi Oğuz. Fırla. Çocuklar. Önce ben oturdum. Hayır, ben oturdum. Tamam, sen oturdun. Hadi bakalım. Anne bir dakika. Sen yerine oturur musun? Hep siz bize hizmet edecek değilsiniz ya. Bugün de sıra bizde. Madem öyle, buyurun. Kırıp dökmeyin ama. Babacığım, bu senin. Al canım. Teşekkür ederim. Bu da senin anneciğim. Teşekkür ederim. Bu da Robinson amcaya. Misafirimiz odasında yoktu ama. Yine adasına gitmiş olmasın? Biz nerede olabileceğini biliyoruz. Hala oradadır. Hadi. Nereye? Nereye olacak? Adalarına. Asil efendimiz, yemeğiniz hazır. Buraya mı servis yapalım? Sahip, kölelerinizin sizden bir arzusu var. Aşağı gelemez misiniz? Benim adam orada. Onu beklemeliyim. Yoksa korsanlar istila eder. Beklemeliyim. Efendimiz, o oda sadece sizin değil. Biz köle deniz de o odada yaşadık. O odada sizi tanıdık. O odada kardeşliği öğrendik. Güzel. Sizi ödüllendirmeliyim. Cuma bir, cuma iki. Sizi kraliyet adına azat edin. Adamızın adını da kardeşlik adası olarak değiştiriyor. Kardeşlik adası, çok güzel. Artık kardeşlik adasının sahibi sizsiniz. Benim adım Ergun.